Aşk bir yanda, sen bir yanda, tükenip de gideceğin genç yaşında. Kızım yeter artık, çok yoruluyorsun. Ne yapayım anne, kaş dikişle abime yardım etmek zorundayım. Babam öldükten sonra zavallı, gece gündüz bizim için çırpınıyor. Biraz olsun yükünü hafifletebiliyorsam ne mutlu bana. Allah Allah! Nerede kaldı bu kız? Kim? Kim olacak? Fatma! Nerede olduğunu tahmin ediyorum. Çok korkuyorum Mustafa. Abimle ablam seninle görüşmemi istemiyorlar. Biliyorum. Benim kirli mazim korkutuyor onları. Haklılar. Ama inan bana, senin temiz sevgin beni doğru yola itti. Sana inanıyorum Mustafa. Ama onlar... Belki de seni bir kahveci parçasına vermek istemiyorlar. Hayır! Böyle düşünüp üzülmeni istemiyorum. Ama bir yolunu bulup kendimi onlara kabul ettireceğim. Fatma! Abla! Gel buraya. Osman sana kaç kere söyledi? Neden inat ediyorsun? Ne laf anlamaz adamsın? Bacım dinle beni! Bana bak Mustafa! Bela aramıyorsan bırak bu kızın peşini! Osman abim duyarsa neler olabileceğini bir düşün. Yürü! Abla, seviyoruz birbirimizi. Niyeti ciddi Mustafa'nın. Sevdiğin adama bak, sabıkalı. Neydi belirsizin biri. Sana layık biri mi o? Kızım, o kendine bakamıyor. Bir evi nasıl geçindirebilir? Hadi beni abla yerine koymuyorsun. Peki ya abini niye dinlemiyorsun? Kaç defa söyledi sana bu adamla görüşmeyeceksin diye. Abim onu sevmiyorsa bana ne? Ben seviyorum ama. Fatma, ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç büyüğüne saygın yok mu senin? Onu dinlemeyip elin etini mi dinleyeceksin? Abla, Mustafa neden it oluyormuş? Çekil karşımdan, odana git! Bir daha da dışarı çıkmayacaksın. Onunla da görüşmeyeceksin, anlaşıldı mı? Aman kızım, Osman duymasın, öldürür vallahi! Merak etme anne, söyler miyim hiç? Thank you.
Hoş geldin Osman. Malları teslim ettin mi? Ettim ama bunu değil. Ayrıca buraya değil, polise gitmem gerekirdi. Ama yapamadım. Bunca yıllık bir alışverişimiz var, arkadaşlığımız var, o mani oldu. Beni böyle kirli işlere alet etmeye utanmıyor musun? Sakin ol Osman. Şimdiye kadar ekmeğimi alın teriyle kazandım. Bundan sonra da böyle olacak. Neyse, işi bırakıyorum. Kendinize başka bir adam bulun. Osman, dur konuşalım! Konuşacak bir şey kalmadı. Hayrola abi? Burası bize göre değil oğlum. İşi bıraktım. Yeni bir iş bulunca seni alırım. Bizi ihbar etmesin. Hayır, sanmam. Osman mert adamdır, böyle bir şey yapmaz. Mallar yerine gitmedi, ne yapacağız? Sonra hallederiz. Abindir herhalde. Oh, hoş geldin abi. Hoş bulduk Zehra. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Canım oğlum benim, hoş geldin anam, yavrum. Anam, hoş bulduk anacığım. Nasıl geçti yolculuğu? İyi geçti anacığım, ama sen gene hayır duanı eksik etme. Gece gündüz dua ediyorum çocuklarım için oğlum. Sağ ol anacığım. Fatma nerede? Fatma nerede dedim Zehra? Odasında. Neden? Burada sana yardım etmesi gerekirken, ne işi var odasında? Ben gönderdim abi. Ne var? Ne oldu? Yoktu şey. Zehra, benden gizleme, doğru söyle. Gene Oit'le buluştu, değil mi? Evet, ama ben konuştum Mustafa'yla. Senin konuşmanla olmaz. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum Oit'le. Mustafa! Ulan sana kaç defa söyledim kızdan uzak dur diye! Ne laf anlamasın sen! Ama ben sana başka türlü anlatmasını da bilirim! Osman abi, seninle yalnız konuşmamız lazım, dinle beni! Beni tehdit mi ediyorsun, it! Beni yanlış anladın abi! Burada konuşulmaz, ayıp oluyor etrafa karşı! Seninle istediğin yerde, istediğin biçimde konuşurum! Dur Osman abi, Osman abi! Osman, beni zorlama! Sana el kaldırmak istemiyorum! Ne olur dinle! Ulan el kaldırırsan ne olur köpek! Söyle köpek! Osman abi! Bırakın abi, ayıptır! Ulan bir daha duyarsam çok daha kötü olur, bunu unutma! Değil onunla konuşmak, sokaktan bile geçmek yasak sana! Ben şimdi ona sorarım. Sakin ol abi, sakin ol. Kız ben sana kaç defa söyledim Oit'le konuşmayacaksın diye? Kaç defa ulan! Yapma abi, ne olur vurma! Bundan sonra aklını başına toplar artık. Boşuna sinirlenme. Hadi canım. Sen de aşağıya in, daha fazla kızdırmayalım. Bana nasıl yapar bunu? Abi dedik, hürmet ettik. Bana yapılır mı bu be? Yapılır mı? Sağ ol. Osman abi dedik, bağrımıza bastık. Sen kalk herkesin içinde tokatla. Ama ben bunu senin yanına koymam Osman. Ben camiye gidiyorum. Namazdan sonra gelirim. Allah kabul etsin abi. Ulan lafımızı bile dinlemeden vurmak olur mu be? Yapılır mı bu bana? Sevmek suç mu yani? Ama bilirim ben yapacağımı. Yanına komam bunu senin Osman.
Bunu yalnız bırakmayalım, bakarsın başına bir iş açar. Haklısın, gel gidelim bir maraza çıkarmazsa mani olalım. Ben hesabı ödeyeyim. Sen öldürdün değil mi? Hadi konuş! Hayır, ben öldürmedim. O gece meyhaneden çıkıp öldürmek için evine gitmişsin. İtiraf et! Doğru, evine gitmek istedim ama çok sarmıştım. Ayakta duracak halim yoktu. Bir ara yere düştüm. Sonra bir yere mi çarptım yoksa başıma biri mi vurdu hatırlamıyorum. Ama onu ben öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim. Bir şey hatırlayamadığına göre... Öldürdüğünü de hatırlamıyor olabilirsin, öyle değil mi? Hayır! Bilmiyorum. Ben öldürmedim. Başın sağ olsun bacım. Osman çok iyi bir insan. Sağ olun. Osman abinin biraz alacağı vardı. Onu göndereceğim. Daha başka bir isteğin varsa sakın sıkılma. Söyle bacım. Sağ olun. Yok. Yemin ederim ki bacım, ben öldürmedim. İnan bana. Dünyadaki bütün insanları buna inandırabilirsin. Ama beni asla. Onu senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Belki hapiste 10-15 sene yatacaksın ama bu yeterli değil. Abimin kanına kan lazım. Senin ölmen gerek. Ancak o zaman onun ruhu rahat edebilir. Beni öldürmeyi mi düşünüyorsun? Ben öldüremem. Kadın olduğum için beceremem. Ama seni öldürecek birini mutlaka bulacağım. Gerekirse kadınlığımı kullanıp bulacağım. Şoför bey. Boş musunuz? Evet. Ne tarafa? Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz. Thank you.
Ne aşkıma inanır, ne çağrıma uyarsın. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Ne aşkıma inanır, ne çağrıma uyarsın. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Kara haber tez gelir, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Kara haber tez gelir, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Kim yenmiş ki dünyada, ben yeneyim kaderi. Seviyor bekliyor, seni yıllardan beri. Kim yenmiş ki dünyada, ben yeneyim kaderi. Seviyor bekliyorum, seni yıllardan beri. Aşk mevsimi gidince, bir daha dönmez geri. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Aşk mevsimi gidince, bir daha dönmez geri. Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. Durun burada. Borcum ne kadar? Ne verirseniz. Evinize bırakayım isterseniz. Hayır, teşekkür ederim. Gel, 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 gel. Tamam. Hoş geldin Haydar abi. Hoş bulduk. Emret. Arabanın bakımını yapıver. Oldu abi. Thank you.
Tamam abi. Haydar abi, araba tamam. Haydar abi. Abi. Ha? Bu ne dalgınlık abicim, araba tamam. Sorma, dalıp gitmişim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şoför, boş musun? Boş musun dedim kardeşim. Hadi geç kaldım, gidelim. Hayatında hiç dansöz resmi görmedin mi? Kusura bakma arkadaş. Sen kendine başka bir araba tut. Helal olsun Kamil abi, iyi parça valla. Daha yeni düşmüş, kokusunu alınca damladım. Seninki gene çiçek göndermiş. Zehra kızım, vazgeç artık bu işten. Bu serserilerle iş yapılmaz, başın derde girer. Aa, söz vermiştin Suzan abla, unutma. Hay vermez olsaydım o sözü. Ama düşündükçe korkuyorum. Benim gibi olmanı istemiyorum Zehra. Bak ne hale geldim. Senelerdir mahallemizdeki insanların yüzüne bakamıyorum. Senin de bu batağa girmenden korkuyorum. İnan bizim mahallede her şeye rağmen Suzan iyi kızdır derler. Sağ olsunlar. Ama bak ben ne hale geldim. Senin de benim gibi olmanı istemiyorum. Gel yol yakınken vazgeç bu işten. Yapma Suzan abla. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işin. Haftalarca verdiğin dans dersleri boşa mı gidecek? Aman deli kız. Sen eskiden de oynardın mahalle düğünlerinde, unuttun mu? Ama o iş başka, bu iş başka. Artık dönemem abla. Abimin intikamını almak için bu adama ihtiyacım var. Gerekli parayı da biriktirdim. Kızım sen bilmezsin bu adamları. Paradan başka şeyler de isterler. Korkma sen. Her kuşun eti kolay yenmez. Sıran geldi abla. Peki geliyorum.
Ne tarafa? Şey... Kazancı yokuşuna. Peki. Buyurun. Abiyi öldükten sonra ne hale geldi, gördün mü kız? İnsanın içinde orospuluk olmasın. Öyle ya. Osman'ın mezarda kemikleri sızlıyordur. Adam ölünce soluğu yukarıda, Beyoğlu'nda aldı. Dansöz olmuş diyorlar. Dünya bu, daha neler göreceğiz. Abla, Mustafa suçsuz. Utanmadan hala abini öldüren adamı mı savunuyorsun? O öldürmemiş. O gece abimin vurulduğu anda iki arkadaşı tarafından baygın bulunmuş. Suçsuz olduğunu söylüyorlar. Budala! Arkadaşları tabii ki onu savunur. Sen de buna inanıyorsun, değil mi? İt iti ısırır mı hiç? Osman'ın ondan başka düşmanı yoktu ki. Ah, içim yanıyor, aslan gibi oğlum gitti. Onun intikamını almadan yaşamak bana haram. Daha ne kadar sürecek bu çilemiz? Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Senin için neler diyorlar? Ne derlerse desinler benim için. O iti gebertecek birini buluncaya kadar dayanacağım. Yemin ettim. Abimin intikamı için ne gerekirse yapacağım. Size bekleyin demedim. Şey, arabaya ihtiyacınız yok mu? Var tabii. Buyurun Halil. Ne tarafa? Gazinoya. Thank you.
akşam götürüyoruz. Ozan da geliyor değil mi? Evet. Hı. Hadi şerefe. Şoförcüm abi. Eyvallah. Bir sigara. Bir sigara var mı? Sağ ol. Sağ ol. Be kızım, bu yemeğe hiç gitmek istemiyorum. Neden inat ediyorsun? Korkacak bir şey yok abla. Zorla kim ne yapabilir ki? Nihayet bir iş anlaşması olacak bu. Hem ikimiz beraber olduktan sonra... hep beraber bir lokantada yemek yiyip iş konuşacağız. Hepsi bu. Oturun çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi burasını? Herhalde yanlış anlaşıldı. Biz bir yere gidip yemek yerken iş konuşacaktık. Tamam tamam, o işi burada da konuşuruz. Ne o, burasını beğenmediniz mi yoksa? Burada biz bize oluruz, fena mı? Yemek, rakı, saz, hepsi var. Çalın lan! Ne duruyorsunuz, hadi otursanıza yeme! Yemeğe filan bırakalım da, sizler şu meseleyi konuşup halledelim. Ben istediğiniz parayı getirdim. Üstünü de iş bitince tamamlarız. Canım, o iş kolay, önce bir tanışalım hele! Bu işler yalnız parayla değil, dostlukla olur. Hadi çıkar şu üstündekileri de sofraya otur. Çek ellerini üstümden! Gidelim Suzan abla! Bu eve gelen elimden kurtulamaz. Karşı korsam bir de temiz dayak yersin. Bilmiş ol. Hadi çıkar şu üstündekileri de efendi efendi sofraya otur. Dokunma bana! Gel buraya! Bırak beni! Gir içeri dedim! Elimden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Geç şuraya! Rahat dur yoksa dayağı yiyeceksin! Dokunma bana!
Çek ellerini üzerinden. Gel buraya. Dur bakalım. Nereden çıktım be? Kim oluyorsun ulan? Çık dışarı gebertirim ha! Aman diyanım ahlarım. Ulan ben de sizi erkek sanırdım be. Bu muydu yapacağın kabadayı Kamil? Yazık lan sana hırbo! Kes sesini lan! Kabadayı bozuntusu sende. Lan senin! Karşılaştığımız günden beri beni bir gölge gibi takip ediyorsun. Neden? Neden cevap vermiyorsun? Bugün zor bir gün geçirdin. Yatıp dinlenmen lazım. Seni evine bırak. Hayır, eve gitmek istemiyorum. Bugün seninle olmak istiyorum. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni gördüm ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu, bilemiyorum.
yaşıyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum. Sensiz olamıyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibi, dünyamı aşkına vermiş gibi, sevince bir başka oluyor insan. Bir ömür bir anda tatmış gibi. Sevince bir başka oluyor insan. Bir ömür bir anda tatmış gibi. Aşk mıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşkıdır bu bilemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Siz olmasaydınız ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım. Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun. Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum, ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim. Ablana haber vermek lazım. Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış. Çıkmış mı? Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma! İnan abini ben öldürmedim Fatma. Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa. Peki şimdi size kim bakıyor, nasıl geçiniyorsunuz? Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor. Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani bunları konuşmayacaktık? Haklısın. Hep acını deşiyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa. Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım. İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı. Hayatında hiç kadın olmadı mı? Oldu tabii.
Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabii senin bana karşı olan duygularını bilemem. Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum. Bundan sonra da gitmeni istemiyorum. Neden? Çünkü karım olmanı istiyorum. İşte yaşadığım, yalnızlığımı paylaştığım yer. Bekar evim. Ama ben her şeye rağmen burada mutluyum. Bu evin bir tek eksiği var diyordum. Onu da seni tanıdıktan sonra anladım. Buraya sıcaklık getirecek, mutluluk getirecek bir etek hışırtısını özlemişim. Akşamları eve dönünce beni karşılayacak sevgi dolu gözler arıyordum. Şimdi onu da buldum artık. Mutluyum. Hiç kimsen yok mu? Anan baban? Onlar Samsun'dalar. Fırsat buldukça Samsun'a gider, hatırlarını sorarım. Ama bu sefer yalnız gitmeyeceğim. Seni çok seveceklerine, kızları gibi karşılayacaklarına eminim. Hala bir şey söylemedin. Bundan sonraki hayatını benden paylaşmak ister misin? Bir şartım var ama. Nedir? Benim için bir adam öldüreceksin. Ablan hala beni öldürecek bir adam arıyor mu? Ne olur Mustafa, bunun sözünü etme artık. Şu son günlerde o kadar acı çektim ki. Ben de çok acı çektim Fatma, ben de. Senin sevgin olmasaydı ne yapardım bilmem. Geç oldu, gitmem lazım. Haklısın. Bir gören olursa dedikodu yaparlar. Demek sen abinin katilini öldürtmek için bir adam arıyordun. Sana olan sevgimden yararlanıp beni kullanmak istedin. Demek şimdiye kadar olan her şey bir oyundu. Bana hep oyun oynadın. Hayır, sana oyun oynamadım. Peki ya ne? Sokulmaların, seviyor görünmen yalan değil mi? Senin tek gayen, abinin intikamını alacak bir katil bulmak. Hayır, yanılıyorsun. Sana olan duygularımı inkar edemem. Hangi duygularından bahsediyorsun? Ben o adamı öldürürsem 20-25 sene hapse gireceğimi hiç düşünmedin mi? Ne olacak kuracağımız o yuva ha? Konuş, ne olacak? Seni bekleyeceğim. Sonuna kadar, yıllarca bekleyeceğim. Söz veriyorum. Çok yalancısın. Sözlerin başka, gözlerin başka şeyler anlatıyor. Sana verecek cevabım... Git buradan! Defol! Belli olmaz, bir hata işlemeyle kul, günahkar olmaz. Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük, aşkımdan da çok. İçtiğim her aşk beyimde, hepsini içer gibiyim. Ben öyleyse, ben öyleyse, sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim.
Sözlerim hep dert doluysa, her gün bağrım yanıyorsa, yaşamak hız geliyorsa, ben dertli biriyim. Ben dertli biriyim. Ben dertli biriyim. Yeter artık nasettiğini, tutmuyor her bir dediğini. Ya sev beni, ya ver beni, ben seven biriyim. Ben seven biriyim. Geleceksen çareye gel, aşkım çare, ben bir çare. Ümidim var tesellisiz, o da bir çare. Her nefeste aşk aşk diyen, bir ben miyim, bir ben miyim? Dünya sevenlerle dolu, ben de biriyim. Yeter artık naz ettiğini, tutmuyor her bir dediğin. Ya sev beni, ya ver beni, ben seven biriyim. Ben seven biriyim. Sözlerim hep dert doluysa, her gün bağrım yanıyorsa, yaşamak hız geliyorsa, ben dertli biriyim. Ben dertli biriyim. Ben dertlenirim biriyim. İçtiğim her aşk meyinde, hep seni içer gibi. Ben öyleyse, ben öyleyse, sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim. Ben dertli biriyim. Ben sevenim biriyim. Teklifini kabul ediyorum. Delil yetersizliğinden çıkmış. Yatacak yeri olmayan bir serseri olduğu için her zamanki gibi içeride uyuyordur şimdi.
Mustafa. Haydar. Mustafa, sen ha? Haydar Çavuş. Mustafa. Demek beni öldürtmek için seni buldu ha? Hayrola kızım, sen bu saatte gelmezdin, ne oldu? Yok bir şey anne. Sen bana bir kahve yapsan çok iyi olacak. Yapayım evladım. Abisinin ölümünden hep beni sorumlu tuttun. Ama inan ki ben öldürmedim abi. Ben seni bilmez miyim Mustafa? Rahmetli beni hiç sevmezdi. Kirli mazimden ötürü Fatma ile evlenmemi istemezdi. Kirli mazin mi? Senin mazin neden kirli olsun? Abi, askerden döndükten sonra sen Samsun'a, ben de İstanbul'a gelmiştim hatırlarsan. Evet, hatırlıyorum. Samsun'da hep seni sorarlardı. Keşke o zaman ben de seninle memlekete gitseydim. İstanbul'da bir şansımı deneyeyim dedim ama olmadı. Bu koca şehir toz etti beni. Günlerce iş aradım, bulamadım. Aç kaldım. Kader beni pis işlere bulaştırdı. Hapse girdim. Çıktıktan sonra Fatma'yı tanıdım. Onunla evlenip iyi bir hayat kurayım dedim. Bu sefer kader başka türlü oyun oynadı bana. Hadi boş ver. Artık üzülme Mustafa. Dertlerimle başını ağrıttım abi. Birer kahve yapayım da içelim ha. Pekala. Aradan kaç sene geçti. Bak bu resim burada hep baş köşede durur. Hey gidi hey! Ne günlerdi be! Osman'ın hiç düşmanı var mıydı Mustafa? Sanmam. Mahallede benden başka herkesle iyi geçinirdi. Nerede çalışırdı? Bir nakliyat şirketinde, kamyon şoförüydü. Ben de sana bir şey sormak istiyorum abi. Sor bakalım. Peki, sen nasıl bulaştın bu işe? Bunu senden iyi anlayan olmadı Mustafa. Sen Fatma'yı nasıl seviyorsan, ben de Zehra'yı öyle seviyorum. Çok iyi anlıyorum. Kimi aradın oğlum? Şey, teyzeciğim. Mustafa adam öldürmez. Onu iyi tanırım. Nereden tanıyorsun? Hem memleketliyim hem askerlik arkadaşım. Anlaşıldı. İşiniz bitti, gidebilirsiniz. Zehra! Dinle beni. Abinin katilini başka yerde aramak lazım. Size gidebilirsiniz dedim. Birini mi aradın abi? Şoför Osman'ı arıyorum. Son mektubun da burada çalıştığını yazmıştı. Tanır mısın? Tanımam mı abi? Benim ustamdı. Çok severdim kendisini. Benim de çok iyi arkadaşımdır. Nerede kendisi? Öldü abi. Vurdular. Peki, kim vurmuş olabilir? Bilmiyorum abi. Yalnız... Kimsin sen? Ne istiyorsun? Şey, ben şoförüm. Boştayım. Acaba iş var mı? İş arıyordum da. İş arıyorsan çocuğa mı sorulur? Yazıhanede biz neceyiz? Kusura bakmayın. Önce bir çocuğa sorayım dedim. İş falan yok. Hadi bakalım. Pekala. Ne sordu sana? Şey abi... işte iş var mı dedi, yolsuzum dedi. Öyle işte. Peki.
İşine bak. Peki abi. Takip edin bakalım. Neyin nesi? Olur patron. İşi yapacak adam bulamayınca kendimi öldürmeye karar verdim bacım. Evet, ben yapacağım. Osman abimin intikamını alacağım. Ama şunu bil ki yanlıştasın. Hadi sen vur ki seni seven insan katil olmasın. Ne demek istiyorsun? Haydar'ı kastediyorum. Az daha senin yüzünden katil olacaktı. Ben onu bilirim. Sana olan sevgisi yüzünden gözünü kırpmadan adam öldürebilir. O insanın da sevgisini istismar etti. Hiç değilse seni seven Haydar gibi bir insanı anlamaya çalış. Bu sözlerinle beni kandıracağını mı sanıyorsun? Boşuna uğraşma. Tek istediğim senin gebermen. Benim kanımı akıtmadan rahat etmeyeceksin diye. Evet. Senin ölünü görmek istiyorum. O zaman abim rahat yatacak mezarında. Peki. Al öyleyse. Şimdi için rahat etsin. Ama ben suçsuzum. Suçsuzum. Mustafa! Ne oldu? Çabuk onu hastaneye kaldıralım, çabuk! Abla! Abla! Mustafa! Mustafa'ma ne oldu? Yaşıyor değil mi? Bir ara karakola gelip ifade vermeniz gerekecek. Peki komiser bey, gelirim. Merak etmeyin, atlattı, yaşayacak. Görebilir miyiz? Çok kalmamak şartıyla. Geçmiş olsun Mustafa. Nasıl hissediyorsun kendini? Öyle korktum ki. Korkma, iyiyim Fatma. Geçmiş olsun Mustafa. Sağ ol abi, kefeni yırttık sayılır. Ne kadar yanlış bir düşünceye saplanmışım. Az kalsın bir günahsızın kanına girecektim. Bırak, üzülme artık. Babam gibi sevdiğim, her şeyimiz olan abim öldürülünce ne yapacağımı bilemedim. Tek düşüncem onun intikamını almaktı. Bu yüzden her şeyi yapmaya hazırdım. Pisliğe bile bulandım. Ama yanlış yol tutmuşum. Artık vazgeçtim. Heyecanlı, yorucu bir gün geçirdin. Hadi git dinlen biraz.
Tutuldu ellerim. Tutuldu dillerim. Nedir bu ettiğin? Nedir bu ettiğin? Nedir bana ettiğin? Söyledi gözlerim. Nedir bu ettiğin? Nedir bu ettiğin? Nedir bana ettiğin? Söyledi gözlerim. Geri dön bu yoldan, deni görürüm. Bu yolun sonunda sevin olmak var. Yaşarken ölmektin, aşkın büyüsün. Ölmekten daha zor, sürünmek var. Yaşarken ölmektin aşkım öylesi. Ölmekten daha zor sürünmek var. Bu saatte yatmış olman lazımdı. Seninle konuşmam gerek. Nedir? Seni dinliyorum, söyle. Şey... Herhangi birine kötülük gelmesini istemiyorum da. Kime? Ne bileyim ben işte... Kime olursa. Pazarlığımızı unutuyorsun. Sana bir söz vermiştim. Sözümü tutmam gerekir. Abinin katilini öldürmemi istemiştin. Unuttun mu? Neden kaçıyorsun benden? Kim dövdü seni? Onlar abi. İşten de attılar. Abi çok korkuyorum. Bana bir kötülük yapmalarından korkuyorum. Ne için? Bilmiyorum abi. Hiçbiri iyi insan değil onların. Osman abiyle de araları iyi değildi. Ben hep onlardan şüpheleniyorum. Onlar vurmuştur Osman abiyi. Neden onlar vurmuş olsun? Bildiğin bir şey mi var? Tam bildiğim bir şey yok ama abi... O gün Osman abiyle münakaşa etmişlerdi. Osman abi yol boyunca çok sinirliydi. Bunlar karanlık işler çeviriyorlar abi. Ben hep sezinliyordum zaten. Peki, sen şimdi ortalıklarda görünme. Korkma da. Ben sana işle bulurum. Gerekirse benim arabada çalışırsın. Sağ ol abi. Gerçek katiller ortaya çıkıyor, gördün mü? Bir şeyin yok ya. Yok. Ne olursun artık uğraşma bu işle. Ben vazgeçtim, sen de vazgeç. Neden? Ölmeni istemiyorum. Anlamıyor musun, budala?
Her şeyi biliyorum. Bundan sonra bizimle beraber çalışıp sözümü dinleyecek, ne dersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bekçiyi gönderdiniz mi? İzin verdim. Yazıklar olsun size. Bir adamın hakkından gelemediniz. Merak etme patron, ilk fırsatta temizleriz. Osman'ı öldürdüğümüzü anlayan, peşimizde olan tek insan o. Ortadan kaldırmamız şart. Anladınız mı? Ortadan kaldırmamız şart diyorum size. Hadi bakayım, malları yükleyin kamyona. Ben şimdi geliyorum. Baş üstüne. Az önce Osman'ı öldürdüğünü itiraf ettin. Bunu polisin önünde de tekrar etmen gerekecek. En ufak bir harekette kurşunları gövdene saplayacağımdan hiç şüphe etme. Hadi yürü. Söyle arkadaşlarına tabancalarını alsınlar. Dediğini yapın. Atın silahlarınızı. Yürü. Canı kurşun yemek istemeyen rahat durur. Koşun, kaçırmayın, gebertin! Artık sonun geldi köpek! Bırakın! Bir şeyin yok ya.
nereye gidiyorsun? Nereye mi? Kendi dünyama. Sözümde durdum. Katil bulundum. Artık benim için yapılacak bir şey kalmadı. Gitmeni istemiyorum. Sebep? Bize gelmeni istiyorum. Neden? Seni seviyorum. Yalan da olsa bu kelimeleri senin ağzından duymak çok güzel. Hele seven bir insan için. Ama artık beraber olamayız. Geride bıraktığımız şeyler çok acı. Neler? Yaptığım pazarlık, unuttun. Sana olan sevgim sadece tatlı, buruk bir hatıra olarak kalacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Sen beni unutsan bile. Hoşça kal. Şoför bey. Boş musunuz? Ne tarafa? Fatma ile Mustafa'nın nişanı var. Bizi bekliyorlar. Thank you.